28 Ekim, 3 Kasım haftalık burcumuza hoş geldiniz. Yine şahane evimizde hepinizi misafir ediyoruz. Yine misafir bir evdeyiz. Yani bu sefer de Çiğdemcim'in evindeyiz. Artık dedik ki enerjisi güzel. Haftada bir gün geliyoruz, karşıda senin evinde yapıyoruz. Ve bu yüzden burçların enerjisiyle bu konsepte sizlerle birlikteyiz. Şu an kaza bela olmazsa bu evde programa devam ediyoruz. Koç burçları neler bekliyor diyorsanız, evet. Koçların agresif ve sinirli bir haftanın daha had safhada olacağı, o yüzden sakinleşmeye ihtiyacınız gerekiyor. İş yerinizdeki insanlara kafayı çok fazla taktığınız için insanların size batma, hani gözünüze insanlar batar ya, yani şundan rahatsız oluyorum, şu tribinden rahatsız oluyorum dediğimiz bir haftaya giriş yaptınız. Bence biraz hani insanlara takılmayı bırakın. Çünkü gerçekten çok yoğun bir iş süreciniz var ve bu yoğunluktan dolayı dikkatiniz kayıyor. Ve gereksiz olayları abartıyorsunuz ve çok da güzel teklifler var. Bunları değerlendirmeniz gerekiyor ama uzun süredir hedeflediğiniz şeylerde hep bir aksilik, hep bir problem olduğu için artık umudunuz, inancınız iyice alaşağı olmaya başladı. Bence 28 Ekim haftası size biraz daha motivasyonu, biraz agresifliğimizi geride tuttuğumuzda çok güzel bir aydınlanma ve bu işimizde de istediğimiz ve oluşmasını istediğimiz haberlerin beyaz olumlu kağıtlarınızın eline geçeceği bir nokta. Hatta şöyle söyleyeceğim, çalışanlarımızla ilgili ya da çalıştığınız insanlarla ilgili sorunları bitireceğiniz haftaya girişi. Yeter ki dengenizi kontrol edin. Sağlık olarak özellikle şu kaslarınızla alakalı, hani kas tutulmaları olur ya, bu kasım ağrıyor. Kaslarımıza dikkat ediyoruz. Ceyranda kalmamaya ya da klimanın altında kalmamaya özen gösterin. Çünkü ileride bunlar sıkıntı olacak söyleyebilirim. Ama özel hayat konusunda sürpriz sürpriz yenilikler güzel bir haftanın başlangıcı ama evli olanlarda anlamsız bir gerginlik olacak. Bence evli olan koç burçlarımız bu hafta evliliklerini daha sakin, daha sinirsiz geçirmeliler. Çünkü birbirinize söyleyeceğiniz her laf canınızı acıtabilir. Ve uzun süredir ailenizle vakit geçirmek istiyordunuz. Hafta sonunuzu büyüklerinizle güzel bir dönem geçireceksiniz ama işsiz olan koçlar bence 3 Kasım'a kadar işleri doğru süreçte anlaşma ve kurumsalla alakalı noktada güzel bir sevinç yaşayacaksınız. Bir de ilişkisi olmayan dediğim koçlara da sürpriz ve bir de geçmişinizden geri dönmesini istediğiniz biri var. Ufak ufak haberler alacaksınız. Sizin dikkat etmeniz gereken gününüz büyük bir ihtimal Cuma günü. Yani Cuma gününe dikkat ederseniz o dönem nazarya negatif ya da insanların baskısı üzerinizde olacak. Dikkat edin. 28 Ekim Boğa burçlarına neler bekliyor diyorsanız, Boğalarda şu var. Evet, ben biliyorum. Yerim rahat, kimse bana dokunamaz dediğimiz bir haftaya giriş yaptınız. Ya bu güzellik nereden geldi bilmiyorum ama size bence insanlar tarafından çok dikkat çekiyorsunuz ve artık insanların ruhlarına farklı bir empati kurmaya başladınız. Bence şu özgüven rahatlığı bir kenara bırakın. En azından işinizde rahatsınız ama yöneticileriniz bu rahatlığınızdan sıkıntı duyup farklı işlerle sizi zorlayabilir. Bence bu hafta buna dikkat edelim. Artı uzun süredir de beklediğiniz yeni bir iş varsa Kasım'ı geçirmek lazım. Kasım'ı geçirdikten sonra doğru beklediğiniz oluşumlar gelecek ama bence sizin bu rahatlık olayınızı bir düzeltin. Son zamanlarda da uykunuzla alakalı şiddetli rüyalar, karabasanlar, nefes alamama gibi durumlar söz konusu olabilir. Bu da sizin enerjinizin çok fazla baskı altında olduğunu, bence de şöyle söyleyeyim size. Evet, birileri tarafından böyle sizi kafesleyen enerjiler var. Bol bol dua okuyorsunuz ve dualarınızı eksik etmeyin. Çünkü 3 Kasım haftasına kadar ufak tefek kazalar ya da nazara gelme gibi dikkat edilmenizi gereken süreçler var. Evle alakalı değiştirmek, yani kiradaysanız kiraya çıkmak ya da eviniz size aitse satma fikriniz var ama bence şu anki bulunduğunuz noktada bir bereket var. Şansınızı 2020 sonunda değerlendirirseniz ve yaparsanız daha hayırlı olacağını söyleyebilirim. Belki şunu yapmamız lazım. Büyüklerimizi ya da anne baba ya da eş dediğimiz kayınpeder kaynana ya da ilişkimizdeki yetkili kişiler kimse, biraz daha onları dinleyip acele karar vermezseniz, çünkü rahatlık her yerde rahatlık istediğiniz için bu karar size maddi olarak da artı getirecek. Bir de uzun süredir sorunlu
sonuçlanmasını istediğiniz yasal ya da problem ya da sözlü probleminiz ne varsa biraz daha şiddetli şekilde canınızı sıksa da sonu ferah ve aydınlık olacak. Sadece yapmanız gereken tek şey güzel bir dinlenme, güzel bir uyku size iyi geleceğini söyleyebilirim. Evlilik hayatı ile ilgili problem yaşayan bazı boğalarda düzelme haftasına giriş yapacağız. Çünkü herkes birbirine gereksizce tavır yapıp hani yataklara kadar ayırma moduna girdiğimiz dönem gerçekten artık içeri geçiş yani aile olmak, düzen kurmak dediğimiz evreyi oturtacağız. Fakat evliliğiyle alakalı da çocukların eğitimiyle ilgili aralarında bazı gerginlikler söz konusu olacak. O yüzden belki çocuklarınızla vakit geçirmeniz, belki onlara yarım saat vakit ayırmanız hem kendi ruh haliniz hem çocuklar için iyi geleceğini diyor. İlişkisi olmayan boğalarda geçmişten gelmesini istediğiniz bir kişiden haber ama ben bu sizin geleceğiniz değil, çok doğru bir aşk yakalayacağınıza inanıyorum. Biraz daha sabredin, doğru aşkın rüzgarında olacaksınız. Fakat sizde de bir yurt dışı demeyeceğim ama Edirne, Eskişehir, E harfli bir noktayla alakalı gitmeniz gereken bir keyifli bir dönemimiz var. Bu da size iyi gelecek ve uzun süredir okul arkadaşlarınız ya da üniversite arkadaşlarınızla alakalı noktada görüşemiyorsanız bu hafta bunların derinliğine gireceksiniz. Bir de ortaklı teklif alabilirsiniz. Değerlendirin istiyorum. 28 Ekim, 3 Kasım haftası yani İkizler Burcu'nu neler bekliyor diyorsanız İkizlerin gerçekten çok güzel bir iş haftasına giriş yaptınız. Hatta her şey gayet güzel gidiyor ve ruhunuz hiç bu kadar huzurlu ve mutlu değildi. Kendi enerjiniz yüzünüze, kalbinize, hatta konuşma enerjinize denk geldi. Bence çok güzel bir hafta. Size böyle bir kelebek uçuşu modundasınız. Doğru bir hafta çünkü işinizde olmak istediğiniz noktanın zaferi ya da girmek istediğiniz işin güzel bir enerjisini alacağınız için size çok artılar getirecek. Hatta belli aralıklarda da ufak ufak değişimler ve bu değişimler size hem maddi ve hem manevi olarak daha iyi süreçler sağlayacak. Fakat geçmiş iş yerinizden almak istediğiniz tazminat ya da almanız gereken para da Kasım sonuna kadar yatmış olacak. Çünkü uzun süredir ödemek istediğiniz bazı borçlar biraz yığıldığı için o gelecek gelir sizin borçlarınıza artı enerji katacak söylüyorum. Bir de şöyle söyleyeceğim. Ne kadar tutumluyum gibi gözükseniz de çok dağınıksınız. Lütfen parasal dengenizle alakalı noktada tutumlu kararını devam ettirin. Çünkü siz tutumlu olduğunuz boyutta parayı dağıtıyorsunuz. Gerçek tutumluluğa geçin istiyorum. Siz de bu hafta annenizi kırdınız ya da ablanızı kırdınız. Belki ona bir şirinlik, bu enerjiyle onunla bağını güçlendirirseniz ikizler çok sevinirim. İlişki konusunda artık ben ilişkiden vazgeçtim. Ev alacağım, yaşlılığımı yapacağım, kariyer yapacağım, okumak istiyorum. Artık beni kimse beğenmiyor diyen ikizlere de sürpriz bir aşk ve hiç ummadığınız ve hiç beklenmedik şehir dışı ya da yurt dışından gelecek bir haber sizin hayatınızda çok keyif kazandıracak. Bence de uzun süredir istediğiniz duyguyu tamir edeceksiniz. Belki duygusal boşlukların yarattığı korkularınız var. Yalnız kalma, evde yalnızlık hissi. Belki bunun için yoga olabilir. Psikoloğa vaktiniz varsa psikolog olup bol bol uyumadan önce gelişim kitapları okursanız ruhunuza çok iyi geleceğini söyleyebilirim. Bu da artı bir enerji. Fakat çocuk isteyen ikizlere evet sürpriz çocuk düşüncemiz var ve ev sorunumuzu çözelim, çocuğumuzu yapma kararına verdik diyen ikizlerde biraz daha sabırlı olursanız evle alakalı muradınız da gerçekleşecek. Çünkü baba ya da büyüklerden gelecek bir eve geçiş yapacağınız için şu an sizin maddi evrelerinizde sıkıntılar var. Size gelecek bir de evle daha rahat bir süreç sağlayacaksınız. Evet, sağlık olarak duygusal çöküntü diyorum. Çünkü duygusallık ve boşluk sizi çok fazla yıprattı. Bunu toparlamanız lazım. Bir de şöyle bir şey var. Sizin biraz da kendinizi dinlemeye, gerçekten yalnızlığa ihtiyacınız var ama kalabalık ortamları çektiğiniz için kendinizin yalnızlığınızın farkında olamıyorsunuz. Bence biraz yalnız kalın. Biraz da kitap biraz yazmaya başlayın. Çünkü iletişim enerjiniz çok kuvvetli. Yazacağınız şeyler size artı kazanç sağlayabilir. 28 Ekim, 3 Kasım, yengeç burçlarını neler bekliyor diyorsanız
Yengeçlerde gerçekten o yola koş, buna koş. Evle iş mesafesi çok uzun olan bazı yengeçlerde artık şu başladı. Ben işi bırakıyorum, yol mesafesinden, trafikten çok bunaldım diyen yengeçler, bence sabırlı olun. Çünkü hak ettiğiniz noktada araç ya da parayla alakalı sizi bir tatmin etme noktası olacak. Ondan sonra çıkma kararı verin. Ama şöyle söyleyeceğim, sizde başarı enerjisinin bu Kasım ayında da güzel, hani mum gibi bereketlenme ve ışık hakimiyeti kuracaksınız. O yüzden istekleriniz tek tek gerçekleşecek. Belki sizde de Fransızca ya da Almanca dil eğitimi almak isteyen, hatta güzel sanatlara da yatkınsınız. Bu tarz eğlenceli dans olabilir. Ne bileyim, ruhunuza iyi gelecek aktivitelere katılabilirsiniz. Bu size çok iyi gelecek. Ve son zamanlarda da en çok pilatese merak sardı bazı yengeçler. Tam zamanı diyorum. Size çok iyi gelecek ve bu enerjiyle birlikte acayip derece toparlanacaksınız. Sağlık olarak nefes almada, uykuda ve kalple alakalı ritimde, özellikle gece düzenli uyku formatına geçmeniz lazım. Çünkü vücudunuzu çok yorduğunuz için gece hırıltılarınız ve kalbi zorluyorsunuz. Siz de acayip derecede bir nefese merakınız var. Bence ayda bir kez ya da 15 günde bir kez nefes terapisti sizin enerjinize gayet iyi gelecek diyorum. İlişki konusunda yaka sektim artık. Benim artık yakam böyle düştü. Yani artık ben mi gideyim, sen mi git, ben mi çıkayım, sen mi çık diye bir karmaşaya girdiniz. Eğer sabır ederseniz sonunda muradınız evse, muradınız evlilikse gerçekleşecek. Ama hayatınızdaki insanlar çok yorucu ve çok stresli oldukları için siz de artık sizinle biri adam gibi masaya alsın, otursun, konuşsun, benim bu sıkıntılarım var, arkadaşım desin istiyorsunuz ama onda da o yürek yok yani. İdare edeceksin. Çünkü ne emmeye ne bilmem neye deriz ya. Çünkü gerçekten sizi seviyor ama o yürek şu an daha vakti var, ama o insanla düzeniniz oluşacak. Çocuğunuzla ilgili de uzun süredir görüşmeyen anne ya da babaların bu dönem çocuklarınıza bir vakit ayırmanız gerektiğini, onları çok boşladığınızı düşünüyorum. Çünkü çocuklarımız yaşları 20 de olsa, 15 de olsa, 40 da olsa, 60 da olsa, insan anneyle olan ya da babayla olan bağda hiçbir zaman o duygu eksilmiyor, daha çoğaldığını düşünüyorum. O yüzden çocuklarınıza biraz daha ya da büyüklerimize biraz daha kaliteli bir zaman çok iyi olacağını söyleyebilirim. Bir de sizin böyle evde eşya değiştireceğim, koltuğumdan sıkıldım, bu televizyonu almam gerekiyor ama şu bu derken bence bunu toparlayın, doğru bir süreç. İlişkisi olmayan yengeçler biraz daha sabırlı olacak ama evlilikle ilgili plan yapan yengeçler mutluluğa kavuşacak. 28 Ekim, 3 Kasım. Aslan burçlarına ne oldu diyorsanız, aslanlarda şu var. Gerçekten ekonomi hanenize, işinize, işteki alanlara o kadar çok vurdu ki, yani burayı toparlarken burası açıkta, şurayı toparlarken burası açıkta dediğiniz bir hafta nefes alamayacaksınız. Gerçekten ödemeler ya da bulunduğunuz iş yerinde çok büyük kaoslar ve stresler olacak ve çok gerileceksiniz. Bence gerilmeye gerek yok çünkü bulunduğunuz alanlarda güçlenme oluşacak ama sabırla dengeler ve sistem oturacak. Çünkü şu an sistemsiz bir noktadasınız. Her şey birbirine karışmış olduğu için dengeleri oturtamadığınız gözüküyor. Bence sizin bir 15 gün sabredip ve sabırdan sonra hem konum ya da değiştirmek istiyorsanız net gelecek anlaşmalar ve gitmek istediğiniz yollar ya da gitmek istediğiniz iş kapınızla alakalı büyük bir sevinç yaşayacaksınız. Bence sabrettiğiniz her şey sizi hem nakit hem iş konumu hem de isteklerinizin gerçekleşeceği nokta. Belki sizin yapmanız gereken son zamanlarda yürüyüş yapmanız, derin nefes alarak, ama gerçekten spor salonunda değil de 2-3 ağacın arasında dolanırsanız ve enerjinizi bu noktada toparlarsanız, nefes almak size ve mutluluk hormonu salgılayacak. Çünkü bu iş yerimizdeki yaşanan sistemsizlik, gerginlik, gelenler, çıkanlar, çıkartılma listeleri sizi çok fazla kastı. Bence yürüyüş size çok iyi gelecek ve dengenizi toparlayacaksınız. Ama beklediğiniz farklı iş ya da ortaklı iş yapmak istiyorsanız, Kasım'ın 3. haftası bu kararı verip yapmanız daha sağlıklı olacağını söyleyebilirim. Son zamanlarda sizde
vücutta şişme, hani su topluyor deriz ya, ay gözüm şişti, gözaltım, elim şişti. Belki yediğiniz besinler sizi ya da vücudunuzla ilgili şişme evreniz var. Şişmeye ne diyoruz genelde? Su toplama diyoruz. Bunlar için doğru besin ya da doğru bir gıda tüketirseniz vücut enerji ya da bol bol su tüketmeniz gerekiyor ve idrarınız ya da iltihabınız olabilir. Çünkü karnınız hiç inmiyor, devamlı şiş 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 bir sorun arıyorsunuz. Bence hassas bir dönemdesiniz. Bunun için belki bir kan tahlili ya da idrar tahlili de yaptırırsanız sevinirim. İlişki konusunda da özellikle huzur, sakinlik, birbirimize planlı ve programlı gidiyoruz. Çünkü biz nasıl bir hayatta yaşamak istediğimizi biliyoruz ve evliliğimizle ilgili de hedeflerimiz, almak istediğimiz evler var. Çünkü eşinizin bazı borçları ya da ailenizin bazı borçlarını ödeyip ondan sonra bu plana geçmek istiyorsun. Bunların hepsi toparlanacak ve istediğiniz evi alacaksınız ama uzun süredir de sizin toprak ya da arazi ya da bir araçla ilgili satılmasını bekleyip ondan sonra borçları kapatıp ev almak istiyorsunuz ya, daha buna vakit var ama bunu gerçekleştireceksiniz. Biraz daha sabırlı olmak gerekiyor. Belki sizin son zamanlarda mavi enerjisi kullanırsanız ya da bileğinize, ayakkabınızı, çorabınızı ya da bu enerji sizin ruh dünyanızda daha iyi geleceğini. Çünkü insanların sizinle konuşurken enerjilerinde acayip bir sizin enerjinizi çekme gibi bir durum var. Bir de uzun süredir büyüklerimizi ziyaret etmek istiyorsunuz. Tam zamanı. 28 Ekim, 3 Kasım. Nilerin Başakların haftası. Başakların neler bekliyor diyorsanız Başaklarda şu var. Ciddi anlamda Başaklarda bir filizlenme var ama bu filizlenmeyi daha alamadığınız için ve bu dengeyi kuramadığınız için her şey böyle bir gömlek askıda. Al gömleği, giyeyim mi gideyim mi, giyeyim mi gideyim mi dediğiniz süreçtesiniz. Çünkü işte her şey askıda devam ediyor ve beklediğiniz teklifleri bir türlü alamadığınız için dikin ve uzun süredir evde olmak ya da aynı işte aynı parayla çalışmak o kadar sizin buranıza geldi ki evet gerçekten 28 Kasım'a kadar sistemleri oturtmuş. 28 Kasım'dan sonra da hayatınızdaki oluşmasını istediğiniz filizlenmenin keyfini çıkartacaksınız. Belki yurt dışında aileniz olabilir ya da yurt dışından bazı para bekliyor olabilirsiniz. Bu para hanenize gelecek gözüküyor. Ama yerinizde güzel bir oluşum. Hatta uzun süredir de toprak, arazi, mallar, dededen, anneannenizden, büyük dedelerinizden kalan bazı projeler var ama daha önünüze geçmiş evraklar yok. Bunları toparlayıp bu sistemi yapacaksınız. Belli bir süre sonra parayla ilgili çok büyük bir doyum oranınız olacak ama bunun için 2-3 yıla çok ihtiyacınız var. Önemli olan biz ayları, haftaları kurtarmaya ihtiyacımız var diyorum. Evet, ilişki konusunda yalnızlık değil de düzen ve disiplinisi ilişkisi istediğiniz için hep böyle kontrolünüz, yani siz muhasebeci gibi düşünün, kontrolüm altında, biriyle konuştu haber ver, onu yaptı haber ver. Yani ilişkilerde kontrol olamaz, yani herkes bir birey. Biraz bu konunuzu yontmanız lazım. Bu konunuzu yonttuğunuzda inanılmaz derecede dengelerin daha huzurda olacağını ve güvensizliklerin gideceğini düşünüyorum. Biraz daha bu konuyu dengeye oturtmak lazım. Ama tabii ki haklısınız. Hayatınızdaki insanı hep aynı şeylere söylediğiniz için ve aynı hataları yaptığı için sizin de buranıza geldi. Ama yapmanız gereken tek şey biraz daha mantıklı, biraz daha gururlu, biraz daha motivasyon enerjisine ihtiyacınız var. Bir de uzun süredir ilişkinizle yemek yeme, baş başa mum yakmadınız. Bir ufak tatiller yapmanız gerekiyor ki ilişkiyi güçlendirmek amaçlı. Yoksa hurara gürere sizi yoracağını düşünüyorum. Sizde de belki sağlık olarak boyundan kaynaklanan kasılmalarınız ama boyun fıtığı ya da sırt ağrılarınız olabilir. Belki yatak ya da yastığınızı değiştirebilirsiniz. Bu sizin için sağlıklı ve aydınlık olacak. Sizde de bir anne ya da büyüklerinizden kaynaklanan bir sağlık problemi, belki 29-30 Kasım arasında bir sağlıkla ilgili bir uyarı alabilirsiniz. Ama çok önemli bir sıkıntı görmüyorum. Aşksız olan aşklar, bu hafta size sürpriz sürpriz aşklar var. Bunun tadını bir de güzel bir hediye alacaksınız. Hatta bir de ufak bir araba değişimi düşünceniz var ama şu an olmamalı diyorum. 28 Ekim, 3 Kasım terazi burçlarını neler bekliyor diyorsanız, terazi burçlarında gerçekten şu var.
koştur, koştur, koştur. Coşku. Hani Fenerbahçe-Trabzon maçı vardır ya ve her iki taraf da coşkuludur. Bence coşkulu bir hafta. Niye? Çünkü isteğiniz bir şeyin çok güzel bir muradını, hatta ellerinizi Rabbime açtınız ve istediğim iş kapım oldu ya da bu haberi almak istiyorum dediğinizde, evet, Galatasaray-Fenerbahçe maçı gibi mutlu olacaksınız ve zaferinizi kazanmış olacaksınız. Ama sizin geçmişle alakalı çözemediğiniz ve konuşmak istediğiniz yöneticileriniz var. Evet, o zaferi aldığınızda lütfen sizi haksızlığa iten insanlara da bir masaya oturun ve haklarınızla ilgili haksızlık yaptığınızda, içinize ukde oldu, bunu da konuştuğunuz takdirde siz artık, Allah hiçbir şekilde hani darbe vuracağını düşünmüyorum, daha büyük bir aydınlanma var. Hatta ortak teklifi ya da ortaklı düşünceniz var, parayla ilgili bunu da dengelerseniz muhteşem iş kapınız ve hayırlı olacak. Biraz sizin resim gibi ya da müzik gibi, piyano ya da klasik bir enerjiye ihtiyacınız var. Çünkü gruba çalışacaksınız ve grup sizi acayip mutlu edecek. Bence sizde iş oldu diyorum ya. Çok da güzel oldu. Tadını ve keyfini çıkartın. Hatta şöyle söyleyeceğim. Bunun için de işinizle alakalı belli noktalarda kısa kısa eğitimler alıp ondan sonra daha çok pekişeceğiniz bir sistem olacak. Bu da sizin için hayırlı. Özel hayat konusuna geldiğimde teraziler, düzen, huzur bozulmasın da gülümseyen, kavga bile çıkartmak istemiyorum, bu hafta dediğimiz bir sürece giriş yapacaksınız. Çünkü artık sisteme girmişken kafanızı çok yormak istemiyorsunuz. Evet, evliliğinizle alakalı boşanmak kararı verenler lütfen boşanmalı. Çünkü artık sistem sizi çok yormuş. Ama evliliğimde ben kalıyorum diyenler doğru karar. Hatta bir kız çocuk enerjisi ya da çocuklarınız, kız çocuğunuz varsa da bununla ilgili mutluluk. Ama özellikle bu sene üniversiteye girecek terazi burçların çocukları gerçekten başarı sağlayacak ve istediğiniz noktanın başarısı sağlanacak. Endişe etmeyin diyorum. Sizin de evde tül ya da perdelere ya da dışarıdaki ışığa taktığınız, anam değiştir artık ya da yap yanı bunu, kafayı çok taktın ya da boyasına mı taktın, evin bir rengine taktın, yap artık, daha çok kış gelmeden bunları da çöz ki en azından enerjin ruhuna iyi gelsin diye düşünüyorum. Belki sizin de kardeşlerle alakalı bir yemek ya da kuzenlerle alakalı geçireceğiniz güzel keyifli bir sohbet haftası. Hatta şöyle söyleyeceğim, kutlama haftası var. Yani sizi mutlu edecek kutlamalar söz konusu olacak. Bir de sizin ruhunuza çok iyi geleceğini söyleyebilirim diyorum. Belki yapmanız gereken tek şey, bir namaz kılabilirsiniz ya da bir dua okuyabilirsiniz. Gerçekten vaktiniz varsa namaz kılın. Sanki üzerinizdeki yorgunluğu kapatacak gözüküyorsunuz. 28 Ekim, 3 Kasım akrep burçları. Zaten biliyorsunuz ki akrep enerjisindeyiz. Akrebin doğası, enerjisi, doğumu, kutlaması, zıplaması derken akrepler işte kutlayamadılar, zıplayamadılar, hoplayamadılar. Çünkü duran bir haftaya geçiş yaptılar. Kaygı ve endişe işleriyle alakalı aslında çok yoğun giden ama para dönmediği için ve parayla, sistemle ilgili, parasızlıkla ilgili yandıkları için tedirgin haftası geçireceksiniz. Ama herhangi bir zeval görülmeyecek, zarar görmeyeceksiniz ama endişe ve böyle kuruk kuruk gezmeyi bırak. Çünkü sen işinde başarısın, nasıl bir noktada olduğunu biliyorsun. Sadece hani kaybettikçe korkularını atıyor. Hayır, onlar geri gelecek ve anlaştığın ya da gelmesini istediğin insanların çoğu sizin iş kapınızda bol bol gözüküyor. Hatta devletle alakalı girmek istediğiniz ya da kurumsal girmek istediğiniz çok güzel bir firma ya da bir sınavınız var. Bu sınavı başarıyla elde etmiş olduğunuzu görüyorum ve size zarar gelmeyeceğini görüyorum. Hiç endişe etmeyin ama yapmanız gereken tek şey sabrın ve sizin inandığınız ve kalbinizdeki sese devam edin. Çünkü o sizi doğru noktada buluyor ve kapılarınızı açmanıza yardımcı olduğunu söyleyebilirim. Belki son zamanlarda enfeksiyonlar, alerjik enfeksiyonlar, kirpik dökülmesi, kaş dökülmesi, kulak kaşıntılarınız olabilir. Belki bir gribal enfeksiyon ve Ekim ayının, yani size Kasım'la sonbaharın verdiği bir olumsuzluk olabilir ama bu çok ciddi bir rahatsızlık ya da hayatınızda kalıcı bir sorun hissetmiyorum. Aşk konusunda da evliliğinizle alakalı noktada tamamıyla yürütmek ya da planlamak istediğimiz bir yatırım var. Bununla ilgili bu hafta oturup konuşulacak. Nasıl bir noktaya da almak istediğimiz yatırım neyse bunun da kararını vereceğiz ve zaman içerisinde bunu da uygulayacağız. Ama akreplerde özellikle bir araba değişikliği ya da
bir araçla alakalı noktada düzelmesi gereken bir şey var. Bunun sevincini yaşayacağınızı söyleyebilirim. Ha şöyle diyeyim. Akrepler belki de uzun süredir yapmak istediğiniz ve aile büyük ya da ailenizle alakalı çok güzel bir hani bir deniz sefası ya da böyle deniz ya da orman alanda bir vakit geçirmek istiyorsunuz. Bu da sizin için iyi ve aydınlığa gireceği. Hatta Karadeniz turu yapmak isteyen bazı akrepler var. Tam zamanı yapın. Size çok iyi geleceğini söyleyebilirim. 28 Ekim, 3 Kasım yay burçlarını neler bekliyor diyorsanız. Yayların aslında kendi iş yöneticilerinde kendi rahatsızlıklarınız var. Yöneticiler sizden rahatsız değil, siz onlardan rahatsızsınız. Hani o gitsin, o başka biri gelsin, çok sıkıldım. Hep aynı bakışlar ve aynı sistem ve bana takık olduğunu düşündüğünüz yöneticilerinizi kendi kendine hayalinizde büyütünüz. Bence kimsenin size taktığı yok. İşinize konsantre olun. Hatta yerinizde de güzel bir noktada ferahlığa ereceksiniz ve bu nokta sizin için gayet huzurlu ve aydınlık olacak. Artı uzun süredir de iş toplantılarla alakalı hata yapmaya başlıyorsunuz. Bunu da toparlamanız lazım. Çünkü toplantı sırasında eliniz ayağınız heyecanlanıyor ve acayip bir durum oluyorsunuz ki siz buna çok hazırsınız. Yay burçları, rica ediyorum sizden kendi hazır olduğunuz şeyi kendi kendinize yıpratmayın. Bence iş konunuzla ilgili bir sıkıntı yok. Siz kendi kendinize sıkıntı, ama işsiz olan yaylara da güzel bazı insanlardan gelecek haber, deneme süreçleri ve sonrasında kalıcı noktaya geliş sağlayacaksınız. Sizin de şu an evle alakalı evinizin banyodan bir koku ya da mutfaktan bir koku geliyor olabilir ve bu kokuyla ilgili rahatsız olduğunuz noktalar olabilir. Bence bununla ilgili bir kontrol yapılması lazım. Bir sıkıntı var gözüküyor ya da siz mutsuzsunuz, bir şeylerin değişmesini istiyorsunuz. Değiştireceksiniz. Şimdiden hayırlı olsun diyorum. Belki sizin de kız kardeş ya da erkek kardeşlerle alakalı yaşanacak bazı tartışmalar, gereksiz harcamalardan kaynaklanan huzursuzluklar biraz sizin kendi düzeninizde yansıyacak. Ama sonu aydınlık ve ferah bir oluşum sağlayacağını söyleyebilirim. Sağlık olarak yapmamız gereken tek şey kemiklerle alakalı ağrılarınız, taban ağrılarınız ya da nasıl söyleyeyim, ayak ağrılarınız söz konusu olabilir. Belki romatizmanız olabilir. Romatizma ağrıları biraz sıkıntı. Ve uzun soluklu da bazı tedavi gören yay burçlarında sevinç yaşanacak. Ve tedavisi gayet sağlığa kavuşmuş olacağını söyleyebilirim. Bir de çocuklarıyla alakalı yurt dışı planı yapan bazı yaylar. Evet, bunu başaracaksınız ama ilk önce yaşamak istediğiniz yeri belirleyin. Ondan sonra başaracak mıyız, başaramayacak mıyız diye endişe etmeyin diyorum. Belki yaylarda da çocuklarına, çocukluk dönemine ya da o gençlik dönemi özlemi olabilir. Aileyi, geçmişi özleyen. Bence bir geçmiş hatıralara dalın. Orada size ait bir şeyler var. Bu derinliktekini bulup artık o karmanızda kurtulmanız lazım. Çünkü yaylar çok merhametli ve vicdanlı ama karmaları çok sıkışık olduğu için, devamlı olumsuzluk üzerine yaşadıkları için ve de gerçekten aşk isteyen yaylar, geçmişten değil de yeni gelecek bir insan size huzur ve mutluluk enerjisi sağlayacak. 28 Ekim, 3 Kasım Oğlak burçlarını neler bekliyor diyorsanız, Oğlakların çok yoğun yurt dışı, şehir içi, evrak, dosya, koştur, o iş, bu iş, o kadar derecede kendinizden vazgeçtiniz ki, yani uyku düzeniniz yok, devamlı iş kafanızdasın, hesaplar, projeler, imzalar ve ne istiyorsanız Rabbim size o kadar güzel kapılar açacak ki, yani olumsuz gördüğünüz şeyler bize size geri dönmeye başlayacak. Hani ben bunu artık umudu kestim dediğinizde telefonunuzu, hadi gel yap yapalım ya da şu işi de düzenleyelim diyeceğimiz telefonlar çok hızlı geçecek. Hatta çok uzun süredir küstüğünüz ya da küskün olduğunuz insanla da bazı işler yapacaksınız ve bu işlerde de hatta soru işaretleri yapacaksınız ama sonu size çok büyük bir para kazanması ya da aydınlık olacağını söyleyebilirim. Ve bazı ortaklı ya da bazı haber almak istediğiniz bazı işleriniz de var. Bunlarla ilgili de özellikle 3 Kasım haftasına kadar bir anlaşma, 3 ayrı noktadan anlaşma yapacaksınız. Ekstra gelir ya da ekstra işler sağlayacaksınız. Bu da size aydınlık olacak. Ama uzun süredir sizin kendi şahsınıza ait mahkemelik sorununuz neyse sonu ferah olacak şahsınıza ait. Ve sonrasında haklı olduğunuz oluşacak ve siz bir tazminat ya da para tazminatı davası açacaksınız. Bence sizin nasıl bir hayatta var olmayı biliyorsunuz ama şu an eliniz kolunuz bir hani
Kaplanı kapana, ayıyı kapana tıkarlar ya, siz şu an kapana tıkanmış bir ayı ya da kaplan gibi hissediyorsunuz kendini. Bence oğlak olmaya devam et, çünkü senin kaplanlığın tehlikeli, oğlak burcu. O yüzden diyorum ki evet, büyük bir rahatlık söz konusu olacak, sabır. Fakat bir dostunuzdan kazık yiyeceksiniz ve bu kazık canınızı öyle böyle, kalbinizi öyle bir acıyacak ki, yani o söylediği söz ya da söyleyeceği bir şey sizin canınızı öyle acıtacak ki. Bence buna sen alıştın. Niye canın acıyor ki? Çok merak ettim. Yani buna senin canın acımış olma, artık alışmış olması lazım. Hani boks yapa yapa hani deriz ya. Bence alışkınsın. Bence acı çekmeyi bırak. Evet, özel hayat konusunda da beklediğin hiçbir şey olmuyor. Artık pes yediğin noktada, pes ettiğin şey senin kapında gözüküyor. Ama evli oğlak burçlarının da gerçekten güzel bir oluşum, evde yenilik, çocuklarla ilgili planlar muhteşem olacak ve huzur ve mutluluk haftanız olacak. Bence çok güzel oluşumlar. Özellikle eşinizin ailesinden size gelecek sürpriz ve uzun süredir kırgın olduğunuz kendi ailenizle ilgili bağların daha güçleneceği, birinin size adım atacağı ve bu bağların komple güçleneceğini söyleyebilirim. Belki sizin de sabrınızla sınanıyorsunuz. Sabrınızla sınandığınız her şeyin sonu bereket, bunu unutmayın. Belki evle alakalı size bu hafta bir uyarı kağıdı gelebilir. Panik yapmak, başına bir iş gelmeyecek ama lütfen avukatın, kimse bir an önce çöz. Yani gece vakti evden çıkartılabilirsin. Şimdiden gözün aydın diyorum. 28 Ekim, 3 Kasım, kova burçları neler bekliyor diyorsanız. Kovalarda acayip derecede böyle hissediyorum. Hani rüyamda gördüm. Olsun dediğiniz bir enerji. Yani her gün bir heyecanla kalkacaksınız. Evet, bugün bir uyarı aldım, bugün bir rüya gördüm, bugün hissediyorum dediğiniz bir enerji var. Bence işinizle ilgili kalbinizde o yöneticilik koltuğuna oturmak istiyorsunuz. Bu gerçekleşecek ve bu gerçeklik sana çok büyük bir başarı ve sonrasında kendi kimliğinde özgüven ve yapmak istediğin kapıların gayet güzel, sakin sakin size açılacağı bir dönemin başlangıcı olacak. Oturduğunuzda koltuk sizin demiyorum. Başlangıcı olacak. Zaman içerisinde daha büyük projeler oluşacak ama şu an hedeflediğiniz noktada, hak ettiğiniz noktada olacaksın. Ama işsiz olan kovalar biraz daha sabırlı olmak zorunda. Çünkü onların Kasım sonu gelecek teklifler, daha vakti var. Ama uzun süredir de evliliğinizle ya da ilişkinizle kavga, gürültü, patırtı had safhada olacak. Bence eve gittiğin zaman çeneni kapat, ne konuşuyorsa tamam hayatım demeyi öğrenirsen muhteşem bir oluşum, muhteşem bir aydınlığa, ama dırdır eder, vırvır edersen gerçekten ve gerçekten canını acıyacak laflar duyacaksın. Hatta şöyle söyleyeceğim kova burçlarına, hep bırakacağım, bırakacağım, bırakacağım diyorsun ya, sen neyi bırakmayı düşünüyorsun? Anlamadım ki yani. Ya yani ilk önce kendini bir güçlendir, sağlamlaştır. Ondan sonra ne bırakıyorsa, hani bekara karı boşamak kolay derler ya. Bence ilk önce bir düzeninizle alakalısa, paranız yok, gidecek bazı sıkıntılarınız var. Bugün ailenize gitseniz yük olacağınızı düşünüyorsun. Bence oturduğun yerde, hani bir şey vardı, neydi, Show TV'de güldür güldür. Ne gerek var canım? Oturduğun yerde sloganı da var. Bence oturduğun yerde diyorum. Bel ağrılarınız ve son zamanlarda sırt komple ağrıyor ve özellikle varis damarlarınızda hassasiyet başlamış ve gece çok çok sızılıyor. Lütfen bir kalp damara gidiyorsunuz. Bacak ağrılarınız ya da kulakta ciddi bir sıkıntınız olabilir. İhmal etmeyin, yapın. Bir de şöyle bir şey var. Geçmişinizde bazı dostlarınızla görüşmek istiyorsunuz. Kadın erkek ayrımı yapmıyorum. Yani kiminle görüşme? Bu hafta sonu sizin için dostlarınızla vakit geçirme, keyifli bir alan ve enerjiyi komple iyileştireceksiniz. Bence bu doğru. Ve uzun süredir bazı oğlak burçları bir mezar ziyareti, kova burçları, pardon, kovalar biz buradayız. Mezar ziyareti etmek istiyorsunuz. Sanki büyüklerinizden bir, bence gidin oraya. O kadar iyi gelecek ki size. Sanki vücudunuzdaki negatiflik o toprağa dökülecek ve yeniden doğmuş gibi olacaksınız. İnandığınız şeylerin devam edin gitmeye. Çünkü hepimizin sonunda bir ölüm var. Ölüm toprakla yüzleşmektir. Bence kovalar, size güzellikler var. 28 Ekim, 3 Kasım, balık burçlarını neler bekliyor diyorsun? Hadi
Hayatınızdaki her şeye böyle bay bay diyeceksiniz. İşe de bay bay diyeceksiniz. Ona da bay bay diyeceksiniz. Çünkü size çok güzel teklifler var. Bu bulunduğunuz noktayı bırakıyorsunuz. Yeni bir başlangıç ve bu başlangıç size inanılmaz keyifli bir noktaya itecek. Hani ben geldim, hani mekanın sahibi geldi derler de, aynen mekanın sahibi geldi diyeceksiniz. Bu size çok büyük bir olumluluk olacak. Bir de balık burçlarının bazı ortaklı süreçleri var. Bu ortaklı süreçlerde size çok büyük bir kazanç, çok güzel bir rahatlık elde ettirecek. Bence korkmuyorum balık burçlarından. Şöyle bir şey var. Kasım sonuna kadar mucize oluşumlar, olmak istediğiniz noktalar ya da girmek istediğiniz belediye, devletle alakalı ne varsa bunu gerçekleştirmiş olacaksınız. Ve Ankara ile bazı bağlantılı evraklarınız var. Bunlar çözülmüş olacak. Çok güzel şeyler sizi bekliyor. Ve hayatınızda hiç olmadığı kadar huzurlu uyanma. Hani uykusuzluk sendromu döneminiz bitiyor, fazla uyuma sendromunuz döneminiz başlıyor. O yüzden lütfen fazla rahatlıkta batmasın, disiplininizi bozmayalım. Evli olanlar çok çocuk istiyorlar ama eşler buna daha hazır olmadıkları için devamlı vıt 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 çocuk yapalım. Eş de diyor ki evimizi, ocağımızı, sıkıntımızı bitirelim, öyle diyor. Bence biraz daha sabırlı ol balık burcu. Aile olacaksın ya anne ya baba olacaksın ama aceleci yapmaya gerek yok. Yani aceleye gerek yok diyorum. Size ait ama aceleye kesinlikle gerek yok. Bir de uzun süredir hani bankanızda ya da reponuzda paranız varsa zarar edebilir. Bu ara banka kontrollerinizi yapın ya da hesaplarınız ya da paranız çalınabilir. Dikkat edin diyorum, bunları ihmal etmeyin. Aşksız balıklara diyeceğim. Evet, aşk 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 var hayatım var. Ama ilk önce geçmişi kapat. Geçmişi kapatmadan geleceğe adapte olamazsın. Sevgiye konsantre olamazsın. Sen öyle bir geçmişte tıkanmışsın ki geçmiş içine takılmış ve o hep birilerine şans veriyorsun ama ötekinin kokusunu istediğin için hep geri dönüyorsun. İlk önce sen geçmiş karmanı temizle. İlişki karman ama. Yani ben karma temizliğine karşıyım ama siz evde dua okuyarak enerjini sirkeli suylarla temizleyin işte. Ama size güzel bir de sürpriz paralar var ve özellikle de uzun süredir gitmek istediğiniz ufak tefek seyahatleriniz var. Yurt dışı olabilir, şehir dışı olabilir. Bunlar sizin için hayırlı olacak ve aydınlık olacak. Galiba sizde de ne var biliyor musunuz? Aynı evde oturmaktan sıkıldınız. Her şeye atıp küçük bir eve geçmek istiyorsun. Tam zamanı yap çünkü enerjini komple değiştiriyorsun. Bu da sizin için hayırlı olacak. Evet, 28 Ekim, 3 Kasım haftalık burcumuzu bizler yaptık. Ne yapıyorsunuz? Hopluyorsunuz, zıplıyorsunuz, abone oluyorsunuz. Bol bol yorum istiyorum. Bol bol paylaşın. İyi ki varsınız. Sizler varsınız ki ben varım. Mutlu kalın.